İyilik nedir iyilik? Mesela başkasının hakkını yememektir iyilik. İnsanın insanı sömürmesi haksızlıkların en büyüğüdür. Büyük kötülüktür. İnsanın insanı sömürmesi ne demektir? Başkalarının emeğini çalmaktır. Başkalarının ürettiği, yarattığı sayesinde zenginleşmektir. Başkalarını sömüren, başkasının sırtından geçinen iyi biri olabilir mi? İyilik nedir iyilik? Güler yüzlü olmak, çocukları, hayvanları, doğayı sevmek, yardımsever olmak iyiliktir. Ama ya çocukları, hayvanları, doğayı seven, yardımsever de olan kişi emeğiyle geçinenlerin sırtından kasalarını dolduran zenginleşen biri ise? Ona iyi diyebiliyor muyuz? Günde 14-15 saat çalışmasına rağmen insanca yaşayamayan, yarı aç, gırtlağına kadar borçlu biri güler yüzlü olmayı beceremiyorsa, çocukları, hayvanları, doğayı sevecek zaman ve gücü bulamıyorsa ona kötü diyebilecek miyiz? Zor soru değil mi? Birkaç ay önce elime bir bildiri geçmişti. Aynen şöyle yazıyordu. İnsanın insanı sömürmesi en büyük ahlaksızlıktır. Evet, böyle diyordu bildiri. Kötüyü, çirkini, haksızı, yanlışı, adaletsiz olanı yıkmak en gelişkin ahlakı ve insani değerleri savunmaktır. TKP, din istismarcılarına, her söze ahlak elden gidiyorla başlayan palavracılara meydan okur. Onların ahlakı parayla alınıp satılır. Tekrar ediyoruz. İnsanın insanı sömürmesi en büyük ahlaksızlıktır. Yurttaşlarımızı elektrik, doğalgaz faturalarıyla, eğitim ve sağlık giderleriyle, astronomik kiralarla çaresizleştirmek ahlaksızlıktır. Emekçileri işsizlikle terbiye etmeye kalkmak, sen bu ücretle çalışamazsan kapıda binlercesi var demek ahlaksızlıktır. Gençlerimizi mutsuz etmek, onları gelecek kaygısıyla baş başa bırakmak, yurtsuz, yemekhanesiz üniversiteler açıp bilimsellikten uzak bir eğitime mahkum kılmak ahlaksızlıktır. Uyuşturucu ile mücadele eder gibi görünüp yüz binlerce gencin göz göre göre madde bağımlısı haline gelmesinin zeminini oluşturmak ahlaksızlıktır. Kadınları çocuklarımızın anası diye kutsayıp onların işine, özgürlüğüne, kılığına, kıyafetine karışarak yüzyıllardır sürmekte olan erkek egemenliğini korumaya kalkmak ahlaksızlıktır. Vatan, millet edebiyatı yapıp eli kanlı örgüt NATO'da karanlık operasyonların şerefine kadeh tokuşturmak ahlaksızlıktır. Yerli ve milli dedikten sonra yurdumuzu ucuz iş gücü ve sınırsız talan imkanıyla uluslararası tekellere pazarlamak ahlaksızlıktır. İnsanlarımızın dini duygularını, inançlarını istismar etmek, bunu güç ve ekonomik çıkar için kullanmak, Türkiye'yi tarikatların, cemaatlerin rekabet alanına çevirmek ahlaksızlıktır. Ahlak adına bize dayatılan bu ahlaksızlığa meydan okuyoruz. Evet, çok sert ve keskindi yazılanlar. Sert, keskin ve bir o kadar da gerçek. Bildirinin altında TKP gelir, her şey değişir yazıyordu. Birkaç gün geçti üstünden. Tarih 6 Şubat'tı. Deprem yıktı geçti. Yakınlarımızı, dostlarımızı, yurttaşlarımızı, evlerimizi, mahallelerimizi, kentlerimizi, anılarımızı yitirdik. İnsanlar enkaz altında çaresizce bekledi. Bu yıkılası düzenin ahlakı gelmedi. Patronun ahlakı gelmedi. Din istismarcısının ahlakı gelmedi. Emeğin ahlakı oradaydı ama. Devrimcinin ahlakı oradaydı. Yurtseverin ahlakı oradaydı. Komünistin ahlakı oradaydı. Komünistin ahlakı dayanışmaydı. Komünistin ahlakı hızdı, disiplindi, özveriydi, planlamaydı. Komünistin ahlakı ekip olmaktı. Komünistin ahlakı halk için, toplum için, ülke içindi. TKP gelir, her şey değişir diyordu bildirinin altında. Değişirmiş, evet. Gerçekten değişirmiş her şey. TKP'ye oy vermekle başlayabilir değişim. Vicdanım, ahlakım, iyilik anlayışım bana bunu söylüyor.